Selamlar arkadaşlar. Selim TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Edirne ilimizin tarihi hikayesini anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Edirne, sınır şehrimiz Edirne'den ses gelir. Bir buğulu nefes gelir. Şair Arif Nihat Asya'nın seslenişiyle Selimiye derler, Edirne derler. Tatlı bir gariplik duygusu gelir. Kemerler, çeşmeler, minarelerle bir eski eserler kamusu gelir. Neler gelmez Edirne'den? Koskoca bir tarih gelir. Tarihin peşi sıra destanlar, efsaneler gelir. Binlerce yıl önce Asya'dan Traklar gelir. Trakların bir kolu olan Odrisler Edirne'nin bulunduğu yere gelir. Bir şehir kurar. Adına Odrisya derler. Odrisya zamanla Orestia olur. Ve günün birinde Roma İmparatoru Hadrianus da buraya gelir. Şehre kendi adını vererek adını Hadrianapolis'e çevirir. Bu ad sonradan Edirne Poli şeklinde söylenir. Türkler adaleti getirdi. Edirne Poli, Edirne olabilmek için birilerini bekler durur yüzlerce yıl. 1361 yılında beklenenler gelir. Bunlar Osmanlı padişahı Murat Hüdavendigar'ın Lala Şahin Paşa kumandasındaki Rumeli fatihleridir. Edirne'nin Bizanslı kumandanı Türklerin büyük bir orduyla Edirne üzerine yürüdüklerini öğrenir öğrenmez Meriç boyundan gizlice Enes'e kaçar. Şehri başsız bırakır. Türkler atlarının dizginlerini Edirne Kalesi'nin önüne çekerler. Biz size savaş değil, adalet getiriyoruz. Kapıları açınız. Kimsenin kılına dokunulmayacak, can, mal güvenliği sağlanacak. Başsız Edirne şüphe içindedir. Ortalığı derin bir sessizlik kaplar. Türkler yeniden seslenir. Size 3 gün mühlet veriyoruz. Kararınızı verin. Bu 3 günlük süre içinde Türkler kale çevresindeki bağ ve bahçelere çekilirler. Herkes kopardığı üzüm yana meyveleri parasını sırmalı atlas keselerin içinde üzüm çubuklarına, ağaç dallarına asarlar. Bu durumu kale burçlarından seyreden Edirneliler 3. günü son bir deneme daha yaparlar. Kızlarını yarı çıplak kalenin kapısından dışarı çıkarır, kapı önündeki çimenlikte dans ettirirler. Türk yiğitleri bu biri diğerinden güzel, yarı çıplak dans eden kızlara sadece seyirci kalır. Dokunmazlar bile. Bu denemeden sonra şehir halkı kararını verir. Öyleye Doğu Edirne'nin kapıları Türklere açılır. Türk ordusu alkışlar içinde çiçeklerle karşılanır. Gerçekten de Edirne Poli ondan sonra Edirne olur. Osmanlılar kısa süre içinde bu şehri yeniden kurarak başkent yaparlar. İstanbul'un fethine kadar başkent olan Edirne, saray, köşk, cami, medrese, han, hamam, bedesten, imaret, hastane gibi mimari eserlerle süslenir. Öyle ki Osmanlı sanatında Edirne anıtları Edirne üslubu adıyla yeni bir devir açar. Eski cami üç şerefli derken mimar Koca Sinan Selimiye'de ustalığını ve üstatlığını göstererek Ayasofya'yı dize getiren ondan daha yüksek ölümsüz bir anıt yapar. Selimiye Camii sülün gibi gözyüne yükselen dört minaresiyle Edirne'nin sembolü olur. Bu üç şaheser için Edirneliler eski caminin yazısı, üç şereflinin kapısı, Selimiye'nin yapısı tekerlemesini dillerinden düşürmezler. Şair Arif Nihat Asya burada yine seslenir. Taşları kararmış bir yol ucunda üç şereflinin kapısı gelir. Şu yana dönersen eski caminin kesilmiş, biçilmiş avlusu gelir. Atınca üç adım daha ileri bir serin kubbenin kuytusu gelir. Dünyanın en güzel minareleri ve kubbelerin en ulusu gelir. Türk'ün Trakya'da tapusu gelir. Selimiye Camii, Türk mimarisinin en büyük şaheseri şüphesiz Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Tarih Selimiye gibisini ne görmüş ne de görecektir. Selimiye Camii, Türk mimari eserleri arasında nedenle aşılmaz bir zirve ise onun güçlü mimarı Koca Sinan da gerçek bir yücelikte büyük ustadır. 98 yıllık ömrü boyunca koca bir imparatorluğun bir her köşesini mimari eserlerle süsleyen 300'den
fazla esere mührünü basan Mimar Sinan Selimiyesiyle haklı olarak övünür. Benim ustalık eserimdir der. Osmanlı padişahı 2. Selim şehzadeliğinden beri Kıbrıs fethine düşünmede. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren babası Kanuni Sultan Süleyman Kıbrıs fethini oğlu 2. Selim'e vasiyet etmişti. Evliya Çelebi'nin ifadesine göre bir gün Edirne'de yüksek bir tepe üzerinde şehri seyrederken kendi kendine şu kararı verir. Eğer Kıbrıs'ı fethedersem gaza malında şu tepe üzerine görkemli bir cami yaptıracağım. Bu kararından sonra Lala Mustafa Paşa komutasında ordular düzer. 200 gemilik bir donanmayı Piyale Paşa'nın emrine verir. Kıbrıs'a gönderir. Gerçekten 1571 yılı Ağustos ayında Kıbrıs'ın fethini tamamlamış olur. Bu zaferle birlikte Edirne'de Selimiye Camii'nin yapımına başlanır. Mimar Sinan camiye Ayasofya kubbesinden daha büyük, daha yüksek bir kubbe oturtacağım der. Dediğini yapar. 8 fil ayağına oturtulan 43 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapındaki orta kubbe Ayasofya'yı çoktan aşmış. Böylece Sinan yüzyıllardır süre gelen kimse Ayasofya'yı geçemez efsanesini yenmiştir artık. 1575 yılına Doğu Camii yapımı tamamlanır. 2. Selim caminin tamamlandığını öğrenir öğrenmez büyük bir alayla Edirne'ye hareket eder. Ne yazık ki Çorlu'ya geldiği zaman ansızın rahatsızlanır ve ölür. Alay bu kez üzüntüyle İstanbul'a döner. Selimiye Camii'nin yapımına 27.160 akçe sarf edilmiştir. Caminin içten güney duvarları, minber ardı ve alt kat pencere alınlıkları çok renkli bir çini dekoru ile kaplıdır. Caminin önünde revaklarla çevrilen avlunun ortasında mermer bir çadırvan bulunur. Bu çadırvandan gelen su sesleri caminin şiir dekoruna ayrı bir müzik katar. Selimiye yalnız bir cami olarak değil, çevresindeki okulları, çarşıları ile bütündür. Bu bütünü 999 pencerenin aydınlattığı söylenir. Hatta Mimar Sinan'a neden 1000 değil de 999 pencere diye sorarlar. O da 1000 deyip geçivermek kolay, 999 demeli ki işin büyüklüğü anlaşılsın cevabını verir. Caminin içini süsleyen yazı ve desenler arasında bir de tersine çizilmiş bir lale motifi görülür. Söylentilere göre cami yapılacağı zaman bu tepede evi bulunan inatçı bir adam mülkünü satmamakta direnir. Sonunda camide bir anısının bulunması şartıyla razı olur. Onun inatçılığının simgesi olsun diye bu ters laleyi çizerler. Ve bunun gibi Selimiye için söylenmiş çeşitli söylentiler. Kırkpınar adı nereden gelir? Kırkpınar'ın bir hikayesi vardır. Derler ki Yıldırım Beyazıt'ın büyük oğlu Emir Süleyman Çelebi Edirne'de saltanat sürdüğü yıllarda Balkanlara seferler açmış. Bu seferler sırasında Akıncı yiğitlerini fırsat buldukça güreştirilmiş. İki Akıncı varmış ki bunlar her mola verişte kispetlerini giyer güreş tutarlar. Saatlerce güreştikleri halde bir türlü yenişememezlermiş. Derken Edirne'ye 6 saat ötede Saloma köyüne gelmiş ve bir çayırlıkta mola vermişler. İki Akıncı hemen kispetlerini giyerek meydana atılmış. Başlamışlar güreşe. Saatler geçmiş. Ortalık kararmış. Onlar yine yenişememiş. El ayak çekilmiş. Herkes uykuya dalmış. Ama iki pehlivan güreşi bırakmamışlar. Sabaha karşı nefesleri kesilmiş. Her ikisi de oldukları yere yığılıp kalmışlar. Ertesi sabah bir de ne görsünler? İki yiğit çayırların ortasında yüzü koyun serilmiş yatmışlar. Atarlar. Ölüm bile onların sırtlarını yere getirememiş. Üstelik dizlerine vurdukları 40 yerden 40 pınar kaynamış. Şırıl şırıl çayırlığı sulamakta. Pehlivanlara orada bir mezar açılmış. Sırtları yere gelmediği için de yüzü koyun gömmüşler. Bundan sonra adı 40 pınar olan çayırlıkta her yıl toplu güreşler tutulmuş. Bu gelenek yüzyıllar boyu sürüp gelmiştir. Bugün 40 pınar sınırın ötesinde kalmış ama gelenek aynı adla Edirne'de devam etmekte. Yurdun dört bucağından gelen pehlivanlar burada iki Akıncı'nın ruhlarını şad etmekte, güçlerini er meydanında tartmaktadır.
Edirne'de tarhana çorbası. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim bir Ramazan ayını Edirne'de geçirir. Bilirsiniz, Ramazan ayında herkes evine konuk davet eder iftar açmak için. Bu gelenek Edirne'de de vardır. Bir gün Yavuz Sultan Selim yanından hiç ayrılmadığı yakın dostu Hasan Can'la kıyafet değiştirir. Birlikte Edirne'yi gezmeye çıkarlar. İftara yakın saatlerde sokak sokak dolaşırlar. Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a şöyle der: "Bak Hasan, iftar topu atılır atılmaz hangi evin önündeysek o eve konuk olalım. İftarı o evde açalım." Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç kapısını açmış, konuk beklemektedir. Yavuz Sultan Selim'i ve Hasan Can'ı kimse tanımamakta. Fakat herkes evine çağırmaktadır. Bu sırada iftar topu atılır. Yavuz Sultan Selim ve Hasan Can o anda tek katlı kerpiç bir evin kapısı önündeler. Ev sahibi hiç görmediği bu konukları içeriye buyur eder. Girerler. Ortada bir tahta sini, üzerinde buram buram tüten, tüttükçe iştah açan bir kaze çorba, kenarında sıcak sıcak pideler, tüm yiyecekler bu. Sofraya otururlar. Ev sahibi sevinçlidir. Önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar. Bir ara Yavuz Sultan Selim konuşmaya başlar. Hasan Can da dalgınlıkla ve dil alışkanlığı ile "Evet sultanım, öyledir hünkârım" deyince ev sahibi şaşırır. Padişahın sofrasında olduğunu anlar. Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah üzüntüsünü gidermek için "Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu" diye iltifat eder. Ev sahibi elinden bu kadar geldiğini anlatmak için "Darhane çorbasıdır, kusura bakma sultanım" der. Yani fakirhane çorbası demek ister. O günden sonra bu çorbanın adı darhane çorbası olarak kalır. Bugün tarhana dediğimiz çorba. Sofralarında çorbanın da baş tacı olur tarhanamız. Anadolu'da eski bir söz vardır: İyilik kapısını aç, kötülük kapısını kapa. Açtığın kapıdan bir gün ola ki sultan girer derler. Bunun gibi Edirne'de Yavuz Sultan Selim'e açılan kapıdan darhane çorbası girer. O evi geniş ve mutlu bir ev yapar. Evet değerli seyirciler, videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.